Kırk dişli Ataş anam. Uğurların, uğursuzların, kutsuzların belası. Mukaddes Ataş. Sana arındırman için ruhu bozulmuş bir hain getirdim. Ataş ne işe yarar bilir misin? Senin gibileri cehennemde yakmaya. Müslüman olunca eski dinini de unutmuşsun. Ataş, uğursuzların içindeki kötülükleri yok eder. Yüreklere musallat olan kötü ruhları kovar.
Senin içindeki kötülükleri de kovsun da özüne dön. Bütün bildiklerini anlat. Senin ateşin benim ancak etimi yakar. İmanlı ruhuma hiçbir şey yapamaz. Anlaşılan ateş tesirini göstermemiş daha. Biraz daha arındırmalı. İndir! Uğursuz ruhun arındı mı? Benim ruhum çelik gibidir alınacak. Ateş yedikçe sertleşir. Kızıl tamıyı tutuşturan ateş. Sana hainin kanını saçı edeyim ki uğursuzluk belki çıkar. Kanını hemen kurutmayacağım. Ağır ağır. Lafı ağzından söke söke öldüreceğim seni. İçindeki uğursuz ruh arınana kadar ateş everim bunu. Oldu mu Hafsa Hatun? Hazır Selcan Hatun. Hem de ailenin ağzına layık oldu. Ben de soğumasın diye ocakta bekletirim. Hafsa Hatun tüm maharetini ortaya koydu. Tam taziye aşına yaraşır oldu. Eline sağlık. Hatun bu ne? Ahalinin önüne konacak dediğin aş bu mudur? Nesi var Selcan Hatun? Gayet leziz olmuş idi. Leziz mi? İtin önüne yal diye koysan ağzına vurmaz bunu. Sen benimle eğlenir misin? O nasıl kelam Selcan Hatun? Ben senin yüküne omuz vermeye murad ederim. Sen bu halinle yorulmayasın diye elimden geleni yaparım. Sen sadece benim oğlumun taziye aşını mahvetmeye niyet edersin. Öfkelenmeyesin Selcan Hatun. Ben bir çırpıda yenisini yaparım. Yeter ki sen gönül koymayasın. İstemez. Kendime derim ben. Belli ki eski defterleri açar garezine gem vuramazsın. Ben kendi işimi kendim görürüm çekil. Vallahi bir kastım yoktur Selcan Hatun. Hatunlar da gördü. Ben neden böyle oldu anlamadım. Suç bizde zaten. Çadırında iki kap aş edemeyene kazanlar taziye aşları emanet edersen olacağı da budur. Sen...
Sercan Hatun. Kalbimi kırar, suizan edersin. Ahalinin önüne aç konacak. Benim oğlumun tahtı aşık olacak. Az bile ederim. Sen bu kızını kafandan aşağı boca etmediğime dua et. Tekfur kızından hüner beklersen olacağı budur işte. Çekil, gözüm görmesin seni. Sercan... Çekil! Benim acım bana yeter. Çekil. Öfkelenmeyesin Selcan Hatun. Halbuki ablam da o kadar dediydi tuzu kararında koy diye. Dragos denen adamın doğru söylediğine inanırım, komutan alınacak. Eğer onu dinlerseniz... hanınızın hakikatte mektuplarda ne yazdığını da öğrenirsiniz. Hatta belki de Kekavs'un yerini. Kümüz Buzgaz... Gülen Zefsarsan... İnsan dışıyla karşılanır, içiyle uğurlanır Bey Bolat. Eğer içinde yalan varsa içini dışına döker, kellesini bir kazıkta söğüte uğurlarım. Senin kelleni de yanına. Bu Moğol soykarası dile gelmeyecek. Böylesi bir iradeyi ömrümde görmemiştim. Dragos'un diyeceklerini işitmeliyim. Eğer tuzaksa gereken tedbiri fazlasıyla alacağımı bilsin. Madem yarın onun yüzünden ava gidemeyeceğim, o vakit Dragos avım olacak. Şimdi git, dediklerimi yaz. Eğer oyun ederse neler yapabileceğimi iyice bellesin. Beyim. Bilirim işin başından aşkın. Lakin merak ederim. De hele Selcan Hatun. Sualime mazur gör. Alıncağın af buyruğu ne oldu? Gündoğdu'nun eline ulaştıracak mısın? Sen tasa etmeyesin yenge. Alplerle gizlice yolladım ağabeyime. Tez vakitte elinde olacaktır. Ağabeyim tez vakitte hür olacaktır inşallah. 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 Ya Albastı? Bir iz var mıdır? Bir adını biliriz. Ne er gibi karşımıza çıkar, ne de yeri yurdu vardır. Hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkıp ölüm kusar. Sonra da sırra kadem basar. Gayrı, bundan başka acıya tahammülüm yoktur oğul. O kendini gizlemiştir. Lakin aşikar olması yakındır. Albastı denen kara yılan mutlaka bir yerde iz bırakacak, açık verecektir yenge.
Ne kadar kendini gizlemeye çalışsa da mutlaka başını bir yerden çıkaracaktır. İşte o vakit onun o zehirli başını ezeceğim. Allah, yardım et ya Rabbi. Demek öyle ha. Bu sadece küçük bir kıvılcım ağabey. Küçük ama kayı obasında büyük bir yangını alevlendirebilecek bir kıvılcım bacım. Bu daha başlangıç. Onu büyütüp volkana çevirdiğimde bütün kayı otağı ateşler içinde kalacak. Sen benim sadık bacımsın. Bu sebeple de her daim başımın tacısın. Tek gayem sana layık bir bacı olabilmektir ağabey. Kayılar erken gelen zaferin sevinciyle kendilerinden geçtiler. Uç beyliğini ele almanın rehaveti üzerlerine çökmüşken oyunumuzu oynamanın vaktidir Sırma. Buyruğunu beklerim ağabey. Sen Hafsa'yı, Hafsa da Bamsı'yı doldurmaya devam edecek. Eğer Ertuğrul'la Alpbaşı Bamsı'nın arasını açabilirsek işte o vakit bu ayrılık kayı obasının üzerine bir kabus gibi çökecek. Sen tasa etmeyesin ağabey. Tilki gibi kurnaz, karga gibi kindar, yılan gibi sinsi olacağız. Bir kaplan gibi dişlerimizi geçirdiğimizde anlayacaklar Umuroğulları kimmiş. Sığdıramaz beni. O bey hatunudur. Yerimi bilirim. Lakin tek vur kızıyım diye hor görür beni. Kayı değilim diye dışlar. Hafsam, acısı vardır. O da hatasını anlayacaktır. Sen metin olasın. Sabredesin Hafsam. Bamsı. Ben onu anlarım. Acısını anlarım. Sabrederim de. Lakin o beni anlamaz. Ben onun yüküne omuz vermek isterim. Yine de hakir gör beni. Hafsam, senin canına bu denli darladıysa senin gönlünü kıracı bir kelam etmiştir o. Diyesin hele ne dedi? Süleyman'ın tavsiyesi için yaptığım Ayşin tuzu fazla oldu diye açtı ağzını yumdu gözünü. Selcan Hatun, telafi ederim, yeniden yaparım dedim. Lakin bütün hatunların içinde kovdu beni. Gari yeter Bamsı. İnsanı düşmanının kötülüğü değil, dost bildiğinin zulmü yıkıyor. Herkesin bir gururu, izzeti nefsi var. Bu kadar kelama daha olsa tuz buz olurdu. Ben nasıl kaldırayım? Bunlar Selcan Hatun'un iyi halleridir Hafsam. Bir vakitler Süleyman Şah'ımla Ertuğrul Bey'ime de çok çektirmiştir. Hatta Ertuğrul Bey'imin canına bile kastetmişliği vardır. Lakin indi düzelmiştir. Acısına verirsin sen hele. Yine yoluna, yordamına girecektir her şey. Ama bir vakit sen de ondan ırak durasın. Durasın ki sana bir zararı dokunmasın. Hafsam, sana hiç kimsenin, hiçbir şeyin zararı dokunmasın benim boncuk gözlüm.
Gel sen. Gel hele gel. Sen ne kimsin? Ben deden Süleyman Şah. Droğul. Önündekileri tanımadan posta yaklaşamazsın. Burası hüküm makamıdır. Hikmete ermeyen hükme erişemez. Nedir bunların hikmeti dede? Ocak ne demek? Ocak yurt demektir oğul. Kanınla ve terinle sulayıp yeşerttiğin beşiğindir. İmanla harlamazsan o ocak söner. Peki ya kılıcın hikmeti nedir dede? Kılıç kudrettir Osman. Zalimi ezen, mazlumu muhafaza eden, yiğitin elinde bütün aleme adalet dağıtan kudrettir. Evvela bunların hikmetine erişirsen senin hüküm makamına gitmene hacet olmaz. Hüküm makamı senin ayağına gelir.
işte. Dedem yadigarı gök pusat. Obamızın, otağımızın dayanağı. Beyliğimize gölge ve kudret veren. Osman? Hayrola? Ne edersin burada? Uyku tutmadı baba. Hayırdır inşallah, neden tutmadı? Bir düş gördüm. Bütün uykumu dağıttı. Hayır olsun. Ne düşüymüş anlatasın hele. Rüyamda döşeğimden kalktım. Otağda kimse yoktu. İçeri girdim. Posta heybetli biri oturmaktaydı. Yaklaştım. Kimsin diye sordum. Ben deden Süleyman Şah dedi. Dağ gibi yüceydi baba. Gözlerim kamaştı onun heybetinden. Bana kılıcın ve ocağın hikmetini anlattı. İçimden bir güç beni posta doğru itti. Yaklaşmaya çalıştım. Lakin yaklaştıkça etim yandı. Dedem bana ancak bunların hikmetine erişirsen makam sana gelir dedi. Sonra uyandım. Uyanınca geldim. Dedem Süleyman Şah'ın pusatıyla onun gibi posta oturmak istedim. Kızmadın değil mi baba? Otur oğul. Otur hele. Madem ki bu düş sana beylik postunda görünmüş, beylik postuna öykünmüşsün, o vakit atanın sözlerini de beylik postunda dinleyesin. Bak oğul, hakikatli beyin heybeti dağ gibi olur. Lakin dağ gibi de yük vardır omuzlarında. Taşıyamayan altında kalır. Beyler bir ocak gibidir. Etrafını ısıtır, lakin kendi yanar. Bu postun ateşine dayanamayan kül olur evlat.
Bu ateşten yanmadan çelik gibi çıkmanın sırrı nedir baba? En keskin kara çelik en çok çekici yendir oğul. Evvela bu çileye talip olacak bir yürek gerekir. Bu yola ok gibi girilir evlat. Ya hedefini vurursun ya da boşa uçar tükenirsin. Lakin asla geri dönemezsin evlat. Dağın yüceliği senden, ocağın harı senden, kara çeliği keskin edecek çekiç senden. Gayrı bütün çileye dayanmak benden baba. Senin gibi kavi yürekli bir evladı bana bahşeden Allah'ıma hamdolsun. Düşünde aldığın kutlu bir muştu olsun inşallah o. Sana bu düşü lütfeden yüce Allah'ın yolunu da bahtını da açık eylesin. Eyvallah. Haydi bakalım yatasın hele. Hocam. Kolay gelsin Zanguç. Hocam siz... Hayrola neden şaşırdın? Sizi böyle kilisede görünce şaşırdım. Siz buraya gelir miydiniz? Maksat yardımlara ulaştırmak olduğunda biz insanları kavim ve dinlerine göre ayırmayız Zanguç. Her yere girebiliriz. Bu nedir böyle? İhtiyaç sahiplerine pay ediyoruz. Müslüman ahaliye dağıttık. İstedik ki Hristiyan tebaada bundan mahrum olmasın. Hocam. Sadece Müslümanlara dağıtmak varken neden Hristiyanlara da dağıtıyorsunuz ki? Bizim dinimiz bize adaleti ve merhameti öğütler. Aynı cihanda yaşadığımız insanların hatta tüm mahlukatın hukukuna riayet etmemizi salık verir. Amacınız güzel görünmek mi? Yoksa dinimizi yaymak mı? Maksadım insanlara güzel gözükmek olsaydı ben tek tek dağıtırdım. Gördüğün gibi dağıtman için sana getirdim. Mühim olan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması. Ha ben teslim etmişim Hasan. Zira şahit olarak Allah yeter. Hocam, ben garip bir zangocum. Onu insan merak ediyor. Beni mazur görün. Bütün dinler iyiliği ve merhameti emreder. Sizin dininizin farkı ne? İslam Allah indindeki tek dindir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğine iman etmek bizim imanımızın bir gereğidir. Lakin Hristiyanlar bizim peygamberimize inanmıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'a inanmak da imanımızın gereğidir.
Lakin Museviler de peygamberimize inanmıyor. İslam bütün dinlerin tamamlayıcısıdır. Bizler Allah'ın muhafaza etmeyi vaat ettiği bu dine, İslam'a iman etmişiz. Maksadımıza gelince biz kendi miktarımızca dinimizi yaşar, yaşantımızda emsal olmayı murad ederiz. İnanmayanlar için de sadece dua ederiz. Zira kalplere iman lütfedecek olan da yalnızca Allah'tır. Hocam, merhametli olmaktan bahsettiniz. Ama alpleriniz çok savaşçı. Dininiz aynı anda ikisini birden nasıl emrediyor ki? Bize yayını gerenden, mahlukata zulmedenden başkasına pusatımız körelmiştir. Allah mazlumlara karşı merhametli olmamızı, zalimlere karşı da şedid olmamızı emreder. Ve her an teyakkuzda olmamızı ister. Bundan ötürü bizim yüzümüzün bir yanı ipek gibi yumuşak, diğer yanı pusat gibi keskindir. Biz düşmanlarımızla nefsimiz için cenk etmeyiz. Zalim oldukları için ve Allah'ın rızasını gözeterek cenk ederiz. Bunu sana bir misalle anlatayım. Bizim Ali isminde bir yiğidimiz var. Cenk meydanlarının yenilmez kahramanı Hazreti Ali Keremallahu Vece. Hak yolunda bir gaza esnasında güçlü, korkusuz bir düşmanı alt edip yere düşürmüştü. Tam son darbeyi vuracakken ölümle burun buruna kalan düşmanı o anda can havliyle Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdü. Hazreti Ali bu durum karşısında onu öldürmedi ve serbest bıraktı. Ölümün pençesinden kurtulan düşman, Hazreti Ali'nin ortaya koyduğu bu merhamet ve af karşısında dehşete kapıldı. Hazreti Ali'ye bir mana veremediği bu davranışın sebebini sordu. Bunun üzerine Hazreti Ali şöyle dedi: "Bilesin ki ben kılıcımı Hakk'ın rızası için kullanırım. Seninle cenk ederken yüzüme tükürdüğünde nefsani bir durum hasıl oldu. Ben de kılıcımı kınına koymayı münasip gördüm. Eğer seni öldürseydim nefsim için öldürürdüm. Halbuki ben Hakk'ın kuluyum. Nefsimin, heva ve hevesimin değil." Biz cihanı ikiye ayırmışız Zanguç. Mazlumlar ve zalimler. Zalimle olan kavgamız mazlumlar müreffeh bir hayat sürsün diyedir. Bir Müslüman hak katında öldürdüklerinin sayısına göre değer kazanmaz. Yaşattıklarının sayısına göre kazanır. Bizim inancımıza göre can almanın değil, insanlar adalet ve merhametle yaşasınlar diye can vermenin makamı vardır. O da şehadet makamıdır. Çok güzel anlattınız hocam. Çok güzel. Ama bir şeyi anlayamıyorum. Neden bu anlattığınız güzel şeyleri Müslümanların hepsinde görmüyoruz? Dışa değil, öze bakacaksın. İslam özdür. İnsanın eksiği, yanlışı olabilir. Lakin İslam'ın aslı. Sana Allah'ın emirlerini anlattım. Hep sen sordun, ben söyledim. Şimdi soru sorma sırası bende. Şu ana kadar anlattıklarım, haşa, İslam'ın düsturlarında bir eksiklik gördün mü? Ancak bunlarla işbirliği yaptı, lakin Allah vera de bir oyun etme beyim. Dediklerimi doğru yaparsa
Alıncağın bilenmiş pençesi boşa düşer. Gelirler beyim. Görüşeceğiniz yer neresidir? Söğüt'ün sınırındaki ormanda. Bu alıncağın ne yapacağı belli olmaz. Her ihtimale karşı önlem alacağım orada. Tasa etmeyesiniz. Biz de sizinle birlikte geleceğiz. Bizimle birlikte mi? Siz gizlice pusulanmayacak mısınız? Alıncak pusulara karşı çoktan önlemini almıştır. Biz de onu daha yakından takip edeceğiz. Nasıl olacak bu? Anlatayım. Kabrinin üstüne dikili pusatının üzerine ant olsun ki intikamın yerde kalmayacak. Albastı denen caneyi bulacağız. Anan öcünü yerde komayacak.